İzleyenler, saygıdeğer izleyenler, Ünye Akkuş Niksar Caddesi üzerindeyiz. Şu ana kadar iki esnafımızla, yetkilimizle konuştuk. Bu güzergahta yaşayan insanların en büyük derdi otomobil sporları yapar gibi burayı pist alanına, ralliye çeviren insanların gürültüsünden rahatsızlar. Bu arada ömrünü sanatına vakfetmiş ve ilk defa da kendisini otururken denk geldiğimiz rot balansçı, eski soğuk demir ustası Sani Güdek kardeşimizle gürültü konusunda konuşmak istiyoruz. Onun da mutlaka ömrünü bu işe veren bir adam olarak, araçlarla işi olan insan olarak gürültüden mutlaka kendisinin de bir rahatsızlığı vardır. Evet Sayın Sani Güdek. Kolay gelsin. Eyvallah. İlk defa otururken rastladık. Sizi biz hep çalışırken görmeye alışmıştık. Herhalde ekonomik sıkıntı nedeniyle eskisi kadar değil. Tabii yok. Yani. Tamam. Bu işinize kolaylıklar diliyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Gürültüyü söyleyelim. Ustam sen ömrünü sanayi güzergahına verdin. Gürültüden derdin var mı? Gürültüden gerçekten çok muzdaripiz. Biraz da bu doğancılar, bir de bemeverciler çıktı bu işin içerisine. Hor aşağı, hor yukarı, bazen egzoz patlatma, bilmem ne. Sesi bırak, Allah muhafaza. Birine vursalar var ya, kesin ölüm sebebi. Kurtuluşu yok. Yok. Çünkü araba 120-130 gaz basıyor adam. Ondan sonra birine çarptığı zaman daha şey var mı? Evet. Bakıyorsun, mesela veteriner orada arabaya vurmuş, direğe vurmuş. Oradan dönmüş bir adama vurmuş. 3 tane mağdur olan insan var. Direkt mağdur, arabacı mağdur, insan mağdur. Yani burada bu biraz da şeyin, trafiğin bu işe el atması lazım veya zabıtanın el atması lazım. Yani bu güzergahta arada bir kontrol olsa veya bir radar olsa, sanayi çıkışında 2 tane lamba olsa, kırmızı ışıkta geçenleri yakalasa. Yani bunlar olsa olur ama hep olsa olsa istiyoruz. Başka bir şey yok. Peki bu memlekete en güzel hizmeti biz vereceğiz diyerek seçilen ve atanarak göreve gelen yetkililerimize son olarak bu gürültü konusunda mesajınızı veriniz efendim. Bir an önce buna bir çare bulsunlar. Ha yoksa burada insanlar mesela gürültüden rahatsız oluyor adam. Diyor ki vatandaşa, mesela arabanın sahibine, lan diyor bir daha buradan geçme. Sen kimsin diyor ya, sana ne, al başına iş. Oldu adli vaka ondan sonra. Evet. Kavga, gürültü, bıçaklar mesela, odun, tabanca, her neyse. Bundan sonra adli vaka. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Ben 33-35 senedir buradayım. Allah'a şükür olsun. Hepsine göğüs geldim. Yani eyvallah dedim. Aslında ben öyle bir adam da değilim yani. Ama mecburen öyle diyorsun işte. Ama esnafız burada. Yani biz esnafız burada. O zaman yetkililerden bekliyoruz burada yani, sükuneti sağlamalarını. Yani en azından bir yerde beklese mesela trafik, böyle çaktırmadan bir yerde beklese hep yakalar şıp şıp. Evet. Ama var bir Allah'ın hikmeti, olmuyor. Peki Sayın Güdek, size başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah cümle.